Cümleten hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Gel oğlum gel, az sonra gelecek. Ne oldunuz, ne niye konuşuyorsunuz siz? Sizi de çekerim ha. He. Konuşurken. Sanki uzak bir yere gidiyor. Plaja gidip gelecek yavrucuğum. Ha. Hadi sen de kapımızı kilitle yavrum. Kapımız açık ne? Dış kapımız. Diyor şu kapımız diyor. Değilse ben açacaktım. Biz nereye gidiyor? Biz Kaan'ı getirmeye gidiyor. Birincisi. İkincisi. Kazım'da ATM'de işleri var. Oradan da ATM'ye geçecek. Öyle işte. Bugünlük size de böyle gece gece bir böyle video başlatalım dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Çalışmaya devam çalıştı. Yok çalışır da anne. İşte o beyaz işlerini bir yaptırayım. Arkamızda motor ne var mı? Var. Valla? Taşı yakın değil. Öbür tarafta. Kumun öte yanında. Yine de çatıdan vurun neydi? Vurursa tamam. Söyle o zaman sen bana. Tamam. Bizim motor var. İçeriye alma dedim. Kaan'ı getirmeye giderim diye. Arabamızı beğenmemiş bir tane izleyicimiz. Ona da buradan bir değineyim. Her sefer değiniyor ama o nasıl bir araba, boyası kalkmış, onu sattın falan filan. Vallahi üstünü senin parasını devamlı eklersen biz bu arabayı satar yenisini alırız değil mi oğlum? Evet canım, hemen. Hemen, hemen yani aynen. Niye böyle insanlar, hani insan halden anlamayan insanlarımız var. Yani hiç gerek yok böyle bir yoruma, kaldır atmış. Niye ayağımızı yoldan kesiyor, bak her tarafa götürüyor getiriyor. Araba boyayla değil ki. Bir de tabii elinde çocuğumun imkanı olsa bu da değiştirmeyi düşünüyor hemen. Ama şimdilik yapamaz. Eş ameliyat oldu. Çocuğu küçük, bebek. Allah nasip ederdi. İleride çalışırsa o da olur. Bu kadara şükürler olsun. Bu arabası var. Bu arabası bile 3-400 milyarlık araba. Yani ucuz bir şey değil arabalar artık biliyorsunuz. Peki, çok şükür ayağımızı. Çok şükür kimsenin kapısına gitmiyor. Hastamız sağırımız oluyor. Bununla binip gidiyor, binip geliyor. Mesela karısını götürüp getiriyor. Kayseri'ye, Nevşehir'e, Aksaray'a, her tarafa hastanelere. Çocuğumuz hastalanıyor, onu götürüyor. Yani bunda kötü bir şey yok ki. Çok şükür bu kadar var. Bizlerin yok da, o da yok mesela. Çoğu insanın yok köyümüzde. Allah'ım bizlere de nasip etsin. Yani hani şey diyeceğinize, at kaldır sat sağ sol. Onlar ne, onun ne gerek var o kadar laflara yani. Çok sapır saçma insanlarımız var. O yüzden ona da bir değinmek istedim. O izleyicimiz zaten biliyor kendisini. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yavaş anne. Sağ serbest. Solda serbest. Benden de iyi muavin olur ha. Sağ serbest, sol serbestmiş. İki tarafa da bir bakıyorum. Vallahi Kaan'ı getirmeye gidiyor. Saat 9 şu anda. Önceden 8'de geliyordu ama şimdi artık yaz geldi. Bir de belber sırası çok oluyormuş. Hani tıraş olmaya gelenler. Şey de demiş belberde. Yani patronu. 9'a kadar dur bundan sonra değil. Bu da 9'a kadar duruyor. Şu anda saat 9, 9 hatta geçiyor. 15-20 dakika. O yüzden bu saate kalıyor. Acık dinliyorsun çocuğum. Sana ses verdi ya. Tamam benim, tamam. Tekrardan hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Biz Gülağaç'tan geldik. ATM'ye şey uğrayamadık. Çünkü Kazımcan cüzdanını evde unutmuş. Biri geldik oradan. Tamam acıkmış, ona şöyle spagetti pişiriyor. Spagetti. Skapetli. Skapetli mi? Ben de spagetti derim buna. Evet arkadaşlar, annemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aynen. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Şurada dursun giderken götürelim kaynasın onu da. Götürelim anacığım. Ben de buradan size dış ses olaraktan katılıyorum. Aynen. İç ses olarak müsait değil, katılamıyor. Yine çaydan olur da ekran da çıkar istiyorum bir camasın. Aman esas annedir öyle. Ama kapama kapalı bu sefer, bir caman var da. Arkadaşlar annemin de pijama diye bahsettiği şey pijama. Ne diyeyim, pijama ne yani? Pijama. Anne buydurma beni ya. Pijama değil mi? Pijama değil. Alt üstü pijama, biz pijama direkt. Alt üstü pijama takımı. Pijama tamam, pijama olsun bağırma hadi. Kızıyorlar bak kanalda, anne kanalım dileyin diyorlar. Kanalım onlar diyorlar. İyi de biz koyduk ya. Neyse onu konuşacağız. Daha şu konuşamazdık ki. Fatoş, Fatoş sen bari yapma diyorlar. Gencecik kızsın. Kanalım neymiş? Kanalım neymiş diyorlar. Sen de kızsın da sen de hani şey görmedin. Hep koyda büyüdün. Koyda evlendin. Koyda yetiştin. Yani ne bileyim.
durup duran kanal kanal derken bir de kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonra ben çevirdim anne, kanalımıza diyorum. Hı? Evet. Ben çeviremem ki, dilim neyse o yavrum benim. Diyor ama biz de koyun insanı nasıl konuşmaya alıştıysa hatası devam ediyor. Bir iki kere dedin ne alışıyorsun galiba. Diyemem, diyemem ki ben yine de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Yo, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum ama öyle kanalıma değil de incelemiyorum, bilmiyorum. İncelemedikten yani kanalıma diyorum. Asıl doğrusu o da. O, doğrusu o. Böyle gördüğümüzden, böyle alıştığımızdan döndüremem o dilimizi. Biz işte kaba insanlar arkadaşlar. Evet. Koy biraz şey olur yani, kaba olur, kibar olamazsın. Ha gençler olur ne olur, onlar oluyanlar oluyorlar işte, oldu oluyanlar. Mesela bir şeyler yapanlar oluyor ama bizler olamıyoruz işte. Şurada şöyle koymuş onu turşum. Şöyle tazecik küçücük. Çok güzel olmuş, tatlı tuzu. Keşke burada olsanız da siz de deneseydiniz. Abo arkadaşlar, gerçekten annem dediği gibi vallahi diyorum bak. Evet, abartmıyorum, o kadar güzel kokusu var ki size anlatamam. Ya ben yeni ameliyat olduğum için yiyemeyeceğimden böyle o kadar gözüm düşüyor ki mutfağa girip çıktıkça her yer kornişon turşusu kokuyor. Mis gibi diyorum, anne diyorum her yer bile turşu kokuyor diyor. Bir de koyuyorum ya fasulyenin yanına. Ye kızım diyor, geri de kormuyorum da yemeği. Azıcık azıcık bir şey olmaz sana, al şöyle abartmayacak şekilde. Niye çıkardın? Onu çözülsün. Arkadaşlar. Kazı. Annem kazma yemek yapan bir tavuk almaya salmış. Kazımcan'ın tavuk alma anlayışı. 2 kilo. Bütün 2 kilo tavuk almış kendine. Neymiş de bunu bir pişirmede yapacakmışsa o da yiyecekmiş. Anca doyar. Anca doyarmış bundan. Allah'ım yarabbim, dolaptan eşya çıkartıp gün alma geldi. Göstereyim dedim. Aşırı tavukçu ya. Diyor ya kahvaltıda bile olsa yerim diyor. Sizler de öyle misiniz? Öyle olanlarınız var mı bilmiyorum. Yazarsanız ona da sevinirim. Bilmiyorum yani. Ben 2 kiloluk tavuğu bir sene kağımdan 4-5 günde yedik. Ya da şöyle ortadan böyle böyle yapacağım. Kazım sınıyor işte. Yarın bir gün yapalım anne. Düzüklü haşlayalım. Ama anne 2 kilo çok değil. Yarın yaparız. Belki gelenimiz gidenimiz de olur. Ama anne ben Kazım canına gelene gidene, gelene gidene kalacağımı sanmıyorum. Nasıl tavuk yiyorum maşallah. Görmemizsa. Bilmiyorum yani. Çok aşırı tavukçu. Çok seviyor ya arkadaşlar, gerçekten abartıyor diye düşünmeyin yani, vallahi abartmıyor bak, gerçekten normal hani oğlu şöyle, yapısı öyle. 2 gün hastanede kaldı, bana yorumlarda yazanlar da olmuştu, ona da çok güldüm hatta. Hamile kadınlar gibi Kazım sürekli yemek yiyor diye. Sen dedin mi? Yo ben demedim, biri de yorumlarda söylüyorlar hamile kadın gibi Kazım sürekli yemek yiyor diye. Biz de yorumlar ki ben videoda ya bahsettim hani böyle böyle çok yemek yiyor diye. Gerçekten öyle arkadaşlar. Hastanede de 2 gün kaldı. 3 gün hatta yetti. 2,5-3 gün. He. Orada oturdu yemek yedi. Kalktı yemek yedi. Gitti dışarı geldi yemek yedi. Her seferinde yemek yedi. Tam olarak da yemek de değildi. Atıştırma işte. Bisküvi, meyve suyu, çay. Hiç boş durmuyor. Anne gelin sen anlatıyor diye ne kadar eşyaymış söyleyelim. Vallahi çok anlattı. Fatoş kaç tane gofret yedin dedi. 9 tane miymiş? 9 paket. 9 paket gofret yemiş. Ben de dedim hani sözüm buradan öte boşan da semerini de yedi dedim. Ne yavrum sen diye bu boğaz dedim. Hastaneye boğaz yemeye mi gidiyor dedim buna. Anne öyle demedi. Bir bana videomda demiş ki sen ameliyat oldun diye yemeden içmeden mi kesilecek millet yazmış. Tamam yemeden içmeden kesilmez. Bu da aşırısını yiyor ama annem zaten kesilmez yemeden içmeden. Hani sen hasta olunca o kesilecek mi? Kesilmez. Ne diyor? Hastane ortam biraz insanın şişini kapatıyor yani. Değil mi? Doğru. İster istemez notkunu aynen tutsun. Hepimiz öyleyiz. Hastaneye gittik mi şu kadar ekmek veriyorlar yuvallah yuvallah. O bir ekmek doymuyor insana. Bir de insan hastaneden gelince bile hemen bir anda kendine gelemiyor. Ne mi? Aynen. Hastane ortamı kötü bir ortam yani. Allah oralara kimseyi düşürmesin. Ne kadar şişim lütfen duruyor yani. Benim orada durur. Kazım da çok yediği için diyor yani. O yüzden yanlış anlaşılmasın da. Onun için dedim yani. Hastaneden bir geldik arkadaşlar. Annem bu fasulye pilav yapmışmış. Aman bir yedi yine. Aman bir yedi. Herhalde 2 tane ekmek yedi ne? Düşmüş bu. Tamam anacığım süzelim. Anne Yiğit Hanım sesim geldi. Kazım yok mu yanında da? Kazım da var. Kazım tuvalette. Kazım da oyun oynuyor. Ben oyun oynasam. Kazım. Kavunun içine atmam diyor ki yediklerimizi. Uzun kavunanın hep içine atıyorlar. Vallahi Fatoş'umuz da geldi yemizin için neşelendi tekrardan. Evin çinlikleri onlar. Şöyle pazardan da
Ne aldım onları göstereyim size. Bugün Ramış bacımla pazara gittiydik beraber. Bu şişeler de boş bu arada. Dolu değil. Şöyle. Soğan aldım. 3 kilo. Evimizde vardı. Evimizdekiler hep pos almış işleri. Çürümüş. Şimdiye kadar gidip bahçemizin soğanını. Ama şimdi bitti. 3 kilo soğan aldık. Şöyle daha yenilerine de dökmedik bunları. Şöyle de ağzımda sıkı sıkı bağlamışsın ki. Rabişin şu içine koyuyor ya. Pazar çantasına koyuyor. O da benimkiyle onunki karışmasın diye ağzına da bağladı çocuğuna. Bugün bir de kayınvalidesine de aldık. Şöyle şöyle de patlıcan aldık bir de. 2,5 kilo da patlıcan aldım. O kadar büyümüş ki patlıcanlarda hormon herhalde bunlar. Normal bizim bahçemize ektiğimiz asla böyle olmuyor. Yumuşacık. Bizim bahçeninki de bu sene vardı. İçi haşır haşır çekirdeğiydi. Şöyle çok güzel büyük büyük her şeye katılabilir. Kızartma yaparız diye düşündüm. Ondan sonra patlıcan aldım. Bir de şöyle domates aldım. Biber almadım çünkü biberimiz evde var. Salatalık almadım. Salatalığımız var. Fatoş anne onları alma var evde dedi. Onları almadık. Şöyle bağlandı dediğim gibi nasıl çok bağlamışsın. Efendim? Bişti bişti yakın. Şimdi süreceğim anacığım. Şöyle de salkım domates aldım. Salkım domates şöyle. 3 kilo da domates aldım. Şöyle hepsi salkım bunların. Şöyle bir de muz aldım. Muzlar tatlıymış. Yiyorlar çocuklar şimdi. Kol gibi duruyor ama yeşil gibi de tadı güzelmiş. Tadını sevdiler. Şöyle de Fatoş'a da eczaneden gazlı bezinin tendür diyotu aldım. Yarın pansuman yapacak yaralarını. 2 gün sarılı duracak demiş doktor. 2 günden sonra pansumanı yapacağım, açacağım artık. Yaralarım pişecek demiş. Ne oldu kanım? Niye bu diyor? Niye? Muz var. Yemek. Yemek pişmek üzere. Kameramızı bu tarafa döndür. Evde mi yiyeyim, burada mı yiyelim? Yiyiniz de yiyin. Bak şu kaplarını tepkirme yerleştirecek kanım. Şundan bir sıvı yağ koyayım. Ben bir eve... Niye oraya tuttun, götürdün? Nereye? Şu salatamızı niye götür kanınız? Biz salata yaptıydık bak. Bugün yemeklerimizde hala kana ayırdıydım. Kuru fasulyemizden, pilavımızdan var. Ama kanım istemedi. Spagetti pişir anne dedi. Epeyden beri de yemeği ver spagettiyi. Şey, fasulyeyi de çok severim de. Fasulyeyi de seviyorum da fasulye biraz şişkinlik yapıyor işte. Yapacak bir şey yok. Fasulye ne kadar da gazını aldım kanın üstüne yer onu dedi. Kuşuyu bölünce o zaman tenceresine gidip öpeceğim bunu benim. Şöyle. Kazım değil belki. Annem. Suframız orta oğlum da. Şeyimizin üstüne masamızın. Biber atıyorum bunun içine. Salça yapmayacağım. Şurada haşlanmış yumurtan gelince kalan duruyor bir tanesi. Çok da dökmeyeyim acı biberimiz. Şöyle. Biber kızdırdık. Çok da kızdırmadım çünkü yanıyor. Şu tabaklarımızda bir şey bu. Bir tane bardağı al mı? Bardak mı? Su bardağı. Ben şöyle şey. Kapat. Kapat. Tamam. Hadi.
geldim. Meyve suyumuzu da götürseydin kanun et. Alamam ki. Şurada ben. Meyve sularımız var. Anne. Annem. Allah sana da üzülüyorum. Niye? Halıya. Evet. Hemen gelsin. Şöyle meyve sularımız var. Dün Fatıma Nalambil gelirken getirmişler iki tane. Fatoş'u yoklamaya gelmişler ziyarete. Akşam da annesi bir geldiler. Onlar getirmişler. Fatoş bunları içiyor azar azar. Bir bez mi bir? Bez mi birim al. Hı hı. Hatta şey de bilir mi de cam silin ki var mı ki cam silimizde yok benim ama yok. Tüf. Halıya. Salatanın mahalle gidecek. Tamam. Şundan mahalle. Hadi. Kanınız terliklerini bir göster getir Allah aşkına. Elimle kestim. Ama ben de ki iyi geldim. Peynirle kestin sen aman. Ben de peynirsiz şöyle sade patlar kesmeyi düşündüm. Aha. Al. Kalıbıyla çıktı. Akıl akıldan üstündür arkadaşlar. Bak baba bak. Çatalı batırın şu cephesi. Ay nasıl pek severim peynirle uğraşmayı. Neyse senin yanı sanamız olsun da çok peynir alarak gayrı. Valla inşallah anacığım. Çok hevesli yok da. Pahalı hep yazmışlar yorumlarda da. 100-150'ymiş oralarda da. Mesela Yozgat'tan başka yılden yazanlar olmuş izleyicilerimiz. Hep aynıymış fiyatlar. Demek ki mal her yerde pahalı. Her yerde pahalı anne piyasada. He. Biz başka yerlerde belki ucuzdur diyoruz da. Yusuf'un bir de Yozgat'tan geçiyor. Sivas'tan. Sivas, Yozgat o taraftan geliyor zaten bizim buranın malları hep. Anne? Anne. Aa anne kestim attım bu kadar oldu yavrum. Elinden vuruyorlar ya. Ölürler kanınız. Ölürler tabii yenge neyin? Vuruyorlar benim derliklerime. Bunu iyice ufalayalım mı böyle koyuverelim mi? Çıkardım bundan. Ufalayalım mı? Ufala anne nasıl yaparsan nasıl? Ufala diye gerek yok zaten. Peynir var mı? Kahvaltılık şey diyecek. Ne? Yapacağım? Peynir. İşte peynir ya. Peynirimiz dolu ya. Bence sen zaman içine giderken yoldaysan. Yapsın daha iyi olur. Nasıl özledim tostu? Yapalım yengem. İsteyin sizi. Hazır kurgandığın zaman da yapalım. Kan evde kalın. Ya o gün şey yapalım. Aklıma şey geliyor. Krep geliyor. Ay pankek. Pankek de olur, krep de olur. Krep yani pankek, krep yani. Aynı. Neyse, hep iyiden beri onu da yapamıyor. Yokmuş. Kan, dudağın mı yok? Yok. Var mı? Kral biraz karamazık da bıyığı var diyeceğiz. Sıfır keşke bıyığı olsa, dudağın yok çocuğum. Dudağın mı? Neymiş? Bıyık değilmiş. Dudağını hissediyor. Ay, bismillah. Ödüm aldım. Kan, bıyığı yok mu? Kan, öyle yaklaştın yani dudağın yok sandım. Konuşurken kayıyorum. Kimse yapıştıramam. Bak kızım niye kalsın? Yok ama hiçbir şekilde hissetmiyorum kanım ben. Anne valla bu oğlum bir geçen bu duyuyor ya. Şöyle korunun bakalım. Kız terlik mi çıkıyor? Terlik gözükmüyor oğlum. Şöyle bu tarafa gelin. Ben bir de zayıf olsam hiç yerim tamamen değil. Sen yine zayıfladın ki. Kaldır ama bunu. Benim sana bu kadar görünüyor. Aramızda ne kaldı ya? Omuz zayıf, kafamız. Anne vallahi bu çocuğu gece böyle muspası verir seni ya döver. Vallahi döver. Dövmez de senden uzun olacak ya. Şimdi de sıkıştırıyor beni. Boynumu boğazımı sıkıyor beni. Nasıl gücü gitsin senin oğlum? Ya, senin yatakta biraz uğraşayım bununla annem. Şu kolumu altına bastırdı anne. Allah dün, Allah. Dün işte bunu anlatıyordum. Sen anlatıyordun ya. Ben anlamadım tamam ya adamı. Şu kolumu altına yatırdı anne. Şu kolumda tuttu benim ağzımın izini sıktırdı. Böyle ağzıma vurdu benim. Kan. Vallahi yaptı. Ağzına vurmadı. Göğsüne vurdu. Vurdu. Sen durmadın ama. Nasıl gücü gitsin lan? Anne vallahi itiyor. İlk defa yaptım. Abi içiyorlar. Kardeşim ben anında görebilirsiniz onu da. Bir şey olmaz ya ne olacak? İlk defa gördüm onu. İtiyor gücü itiyor bana. Anne kazım ya sigara içiyorsa yine de çekmeseydi duman beni tutuyordu. Yok sigarası yok annem yanında. Ha tamam. Paket gözükse sıkıntı olmaz da galiba. Aynen. Duman tehlike alabilir. Bu sene döyebildiğim kadar döyemedim ama bu sene döyemeyecek anne herhalde. İlk defa diyorum. Ama kendini niye ıslanmış hava doğru? Çalışmazsa? Çalışır yani çalıştır. Elektrikli değil kendimi. Annem kim peynirimizi ya? Gösterdin mi ekranlar karşısında? Göstermedim. Evet. Peynirimiz de şu şekilde arkadaşlar annem yapmış. Oldu bitti de maşallah. Evet. Ne peyniri bu?
İnek peyniri? Böyle nasıl yaptın? Satma peyniri. Ha. Annes, inek normal yaptın, nasıl yapmayı düşünüyorsun? Ne bileyim, annesine süslenir yaparsın. Yok annem, yapma öyle bir şey. Normal bu hazır şeylerde basılır peynir. Tadı güzeldi, beğendim. Ayağın bozuldu öyle, nasıl uzatıyor ki bu kibler diye. Kamerayı çevirir hocam aslında. Vallahi çevirsem. Kalkın burada tavşanlar ne diyor ki yazayım, aynı iyi tam. Anne, tavşan bir tane. İki tane tavşan gibi görür yazık, küçük. Can tavşan. Satın öyle iki tane böyle beyaz beyaz. Tavuk bu tane koymuş. Birisi, ikisi de süt beyaz, birinin gözleri iyi değil. Birinki masmavi, aynı iyi taşa benzettik. Kanla bir sevdik. Sen bunu tavşanı alacaksın. Sündürmedin ha, böyle sevdim kulaklarını da. O zaten kulak da kulak taşın. Ben de duramayın. Kim almış? Yerim almadı. Ben de ya, buralar dedim. O yüzden kimse yokmuş. Ben de getirdim. O bir çıkın oldu ya. Sana da nasıl açtı bana? Kim getirdi? Sen getirdin. Tavşan. Nereden buluyordun ki? Benim annem arkadaşlar. Kurgazdan buraya getirdim. Yok kurgazdan gelmez paşam. Onu buradan gelmez misin? Yoksa iki taneydi. Öyle sırçan gibi gri gülüyordu. Çirkin çirkinlerdi. Bitsin. Tek bir de korkuyorum diyordu. Çok kötü oldu. Hakikaten. Ondan sonra sen getirdin evde duruyordu. Bu da balonda oynuyordu. Ömer kadar anca herhalde 2,5-3 yaşında. Yazık hayvanı ya. Şey kasalım otur aldım. Anne iyi canım sesim geliyor. Kazınıyor. Sen bir baksana gelsin hemen. Benim kulağıma geliyor. O okumadı kesin. Anne laf anlatın. Anne sen anlat anne. Kazınma kazın. Karın da bu arada balkonda oynuyordu tavşanlarla. Tamam, kasayla böyle götürüp götürüp getiriyordu. Sonra motorundan üstüne bastırmış şöyle hayvanı iki tarafından kasasıyla motorun üstüne. Çak çak etmiş hayvan, ağzından kan gelmiş, ölmüş yazık hayvan. Ben de mutfakta bulaşık yıkayayım, babı koparak geldi, anne dedi, ne oldu dedim. Tavşanlar da ölü taklidi yapıyor, tavşanın birisi dedi. Niye yapsın annem ölü taklidi, ona bizim taklidi yapmayız dedim ama aklıma gelir bunu öldürdü. Vardım baktıydım yazık duvarında bile peşiye ölmüş balkona. Nereden açtın kim bilir. Üzüldüm ağzından kan gelmiş. Sonra açtım onu. Bu da sonradan pişman oldu da bilemedi onu öleceğini herhalde. Doğru gazeteyi bir şey yapmış. Nada dekiyi kanıç unutmamış. Bakar anne o yaşlarının içerisine. 3 yaşındaki kanını unutma oraya sattı. Değil mi? Gazeteyi bir de kontrol getiriyorum var her boyu ya. Sonra ne üstüne bastın ya hayvanı. Ne bileyim. Hep motorunu da çocuk da onun motoru da açtın. Bu kadar eşit dağıtma. Allah'ım doğumu taşısın demiş. Nasıl taştın oğlum onu? Yazık hanım acıdım. Allah seni affetsin hayatım. Tavşan katil oldum. Çocuklukta insanın başına her şey geliyor anacığım. Evet. O da kedi oldu. Bak tavşan yedi de yaramıyor. Bu da yaramıyor. Hemen aç. Yarım oldum da Nisa. Ha, o konuları hiç açma ya. Ne olur. Çok utanıyorum. Diyor ya bizim kedimiz hamilede yarın onu doğurtturur yengem diyor. Çok pişmanım. Aynen ne bileyim. Abla ben ameliyat edeceğim. Hı? Abla ben ameliyat edeceğim. Niye? Baba ben yattım da kapıyı kilitleyim. Abi sen niye ameliyat edeceksin? Ameliyat edeceğim kapıyı kilitleyim. Çabuk aklımı da çabuk bunlar. Yok yok. O ne? Sen çöpüyorsun. Hadi nasıl falan. Tamam. Kazın ya senin organlar mı içeriden gözden çıktı kan? He. Kazın ya. Ameliyat edebiliyorum. Kazımcan'dan telefon istiyorum arkadaşlar da iPhone'un bir üst modelini kendi kullandığımı. Bunu hiç mi açmadın? O da Kaan Enes'in organlarını gözden çıkmış. Kesilecek onu açma. Kesilecek. Kaan ne diyorsun bu işe? Ne? Organlarının gitmesine ne diyorsun? Ben çalışıyorum ben meşgul bir insanım. Yengen için feda et yengem organlarına ne olacak? Yengem için feda ettiğinde işte abim ki bir yarından alın da yağmur yumruk gezmiyor. Görmeyin bir tane telefon için bulurum. Ne olur lan sanki? Ben niye gelemedim? Bunu dinle yavrum tam. Uyandıysa. O dedim yani kesin uyanık mızırdanıyor diye. Uyuma beni uyuttum çıktın da çıkarken kapı sesine uyandı. Karanlıkta iyi uyuyor hakikaten. O herhal yine acıktı biliyor musun anne? Ne mi ki? Kanını bölüştük de öyle uyusa bari. Mama ver canım var mı? Kaan almaya gittiğinizde saat kaçtı? 9:20 geçiyordu. 9:30. Orada ben ne güzelsin motoruna geleceğim sandım. Motoruna gideceğim de abim de koyan işlemlerini yaptıracağız diye şeyde. ATM'de beraber gidelim dedim. Hem de beni dolaşır gelirdim hem de video çekelim oradan. Orada ben... Orada cüzdanını unutmuş gibi döndük. Orada bank gibi bir şey buldum böyle ipli. Onu i̇şte şeyin içine bakıyor dükkanın içine. Muhammed birinin saçını kesiyor.
Mehmet abim de oturmuş, o da telefonla oynuyor. Hatta o karşıda bir daha var müşteri. O da Ahmet abi, o da başka bir çocuk kesiyor. Evet. İki tane müşteri var daha. Ben orada bir tane bank buldum, ipli bank. Bir de ikinci elci spotçu var ya, onun elinde. Ona oturuyordum. Nasıl rahatmış? Bugün geçtiğimizi görmedin mi? Aradaydın da onu geçti. Senin de görmüşsün. Ama çok geç çıktın Kaan bugün sen. Daha çıkamayacaktın mı? Göndermiş. Ya iki tane müşterisi var işte. Sen gittin işte. Yok. Müşteri önemli değil zaten. Kaan şuradan çekmeden bir poşet verin. Burada lan poşet edin. Şurada beyaz. Ben eğlenmiyorum inge. Çıktığım saat sonra bir de izle bak öbür tarafta. Çıktığım saat sonra bir de izle. Şurada şurada Milan Gaz'ın alt tarafında inge. Bu fırının altında. Ama bura ne değil bu? Bu yanında. Hemen koşalım. Bu, şurada şurada. İşte yavrum bu. Ha he. O da elingem yanındaki. Bu. Evet. Bir de kaşlık elingem. Ne kaşık? Yemek kaşığı. Yemek kaşık. Alın. Bu peynirin yapılan tost da nasıl pek güzel olur yani. Normalde cıklacıklar yemeği sevmem. Ama anne bana yasak ya da. Bir ay boyunca yağ tüketmek yasak. Bunların içine yağ katılıyor. Yağlı şeyler yemek yasak. Sen yine şey olacaksın ya. Sen öyle diyorsun, koymuş onu 3 tabak yiyeceğim, şunu 4 tabak yiyeceğim. Sen yine yiyeceğim, bu çıktıksın kadar bıraktın. Ha. Bir tabak ne anlar da yiyeceğim. Uyanmış şu anda, bu ne ettin bir oyunu ya. Yedin mi? Geç oraya otur. Yok yok, oturun ya. Şöyle biraz bir tanesini göstereyim size. Ben bu taraftan hatlandım. Bunu aç, çek. Uyudu, niye kazmayacaksın? Ondan bir şey yok onunla. O niye uyandı biliyor musun? Aç. 9.30'dayız, 2 saat 15. Valla. 9.30, 10, 11 daha kadar. Çünkü anne senin hemce uydurma bir saat sonra girmiyor. En azından onunla 12'de yaparsa mesela 12'de bir iş yerse 2'de 3 tane de uyanır 2,5 tane. Benim fikri niye yiyeyim orada bundan yiyeyim? Kanka tut sağ olun. Bu da çilekler gibi. Peki hemen şu şimdi gofretimi mi? Peki. Peki annesi. Gofretin adı peki yani. Çünkü muhteşem gofretin. Ha olmuş tadı yok ki iyi değilmiş o. Ben yok sana dedim. Şundan bir yarım ömrede de kal bu iyi olur. 35. Çilek gibi. Ben bu çilek var her şey senin o. Saçları nasıl yıkılıyor? Şık olur mu? Bu sefer tıraş güzel olmuş. Bu gece bu olsun. Her gün daha o. Mehmet abi en iyi yapmış bu sefer. O mu yaptı ki de? Ben o zaman beklesin. Bir daha yapar mı? 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 Gerçekten kendi çırakları tıraş etmiyorlar mı kendine? Bir Ahmet abi diyorsun. Bütün çırakları oynuyormuş. Ramazan abi ilk olur. Ben de çırak tıraş etmiyorum. Doğum günü bir hediye olsun diye diyorum. İyi Allah razı olsun. Anne tavuğun bir nesat dışarı çıkartayım mı? Çıkar. Gülüp bir ısırmaz mı yarın? Çıkar. Kazım biraz kulaklarında bari. Tavuğu duydu ya. Daha bir şurayı bırak. Aklım dolayla bile biliyor. Badoş bu. Yok canım. Daha da hiç sevmiyorum. Biliyorum canım. Doğum yorum. Bir kızın da üst üste bir şişte herhalde eksin değil mi? Yok. Bizim seni hiç sevmez esas tavuğu anne. Valla oruç boyu yedik de millet biliyordu. Herkes derdi diye YouTube'da. Tavuk yiye yumurta çıkaracağımız, yüzük çıkaracağımız. Hep sizin de bir tavuk bir şey. Daha senin bir oğlunuz, kardeşiniz, kocan usta. Aynen. Anlarsın. Ama yok. Ben de severim tavuğunu, kazdığım kadar değil. Hey canım, hepimiz severiz. Sevmeyip değil de yani dediğin gibi bunun kadar aşırı değil. Annem daha sevgiyle yürüttü. Arkadaşlar değil mi? Arkadaşlarımız da hiç bilmiyor da ben hamileyim. Gecenin saat 1 mi 2 mi neye kazmayacağım? Ben uyuyor muydum? Oturma odasında telefonla mı oynuyordum? Gelmiş bir çabalıyor, illa canım tavuk istiyor. Tavuk bulalım. Her yer kapalı. Tavuk yok, benim şok marketler hep kapalı. Allah'ın o zaman da kalmıyorsun o direkçisi. Ne 12'si? Gece 1-2 idi. Yok 2'yi bulmadı abi. Kazım dedi 2 idi, saat 5'e kadar falan bekledik buzunun çözülmesini. 12'de aramaya çıktık işte. Ne? Burada varıp bulamadık. İyi de aşına biliyordun. Aşına biliyordun. Yani niyeydin? Olmaz. Bulduk onu anne. Bir sürü ılık sunun içine koyduk. Buzunun çözülmesini bekledik. Baktık gördük buzunu çözdüktüremedik. Düdük diye koyduk, haşlandık, geri ayrı çıkarttık, baharatla kızarttık, öyle gidi. Öyle çiğde mi yemedi? Niye
kızarttım bile baharatımı. Baharatla kızartmalı istedi. Can öyle istedi. Baharatlı kızartmasını yine gece 12'de mi bir daha aramaya çıktık? Kazıdan iki kere bu olay geldi başımıza. Benim anlattığım gece 2'ydi işte. Tamam onu da kızartma olarak gidip bir de gitti tam 1950 gram tavuk. İyi baktık. En büyüğünü seçtim. Onun sonra eve götürüp orada aynı saat 2 yıllarımda beklerip doğru mu? Evet. Çok bekledik. Dürüklüğe koydu kaçları hani saat gece 2 miydi 3 müydü? Oturdum arada hepimizin o tavuğu yanında da bir ekmeğine beraber. Maşallah maşallah Allah nasip et. Çoklar da valla. Bu işte böyle tavuğun bak. Tavuklarımızın eti yok. Şu kadar şu kadar var. Onlar yumurta tavuğu. Çiğ sevmem mi? Eti sevmem o kadar. Eti mi sevmem? Öyle. Leketin sucuktan başka pek sevmiyor. Sucuğundan kıyması iyi oluyor. Sucuğun çok sevmem. Ben de kıymasını pek kuşlanmıyorum anne. Ben de et halinde. Ama ben de sen normal bizde sevmiyor da her yemeğe giriyor. Anne bu sene size de öyle yapalım. Beğenirseniz de Esra'nın bir eti doğrama yöntemi var. Şöyle minnacık minnacık küp küp şeklinde. Ama nasıl lezzetli oluyor ne Kazımcan. Çok güzel oluyor esas o. Anne o kadar lezzetli saç tavası oluyor ki anlatamam. Biz şöyle eti koca koca böyle kup kup doğruyor. O da saç tavanın içine mesela et pek tadını böyle pek geçirmiyor. Böyle küçücük küçücük kuşbaşı doğramış o aşırı lezzetli oluyor. Yemek yapıp dükkanda bir şeyler yok. Gazapta küçük küçük doğratılıyor. Gazaplar da ekibar doğruyor. He şöyle minnacık minnacık bir güzel oluyor anne. Bizim düğün yemeğimizi o zaman doğrattırdık biz. Gıda aşağıda bize doğrattıydık herhalde. Şansı günün düğününde. Sizinkinde ben geldim doğradım da sizin düğünde. Şansı günün düğününde. Hem bizim düğününde onlarınkini Yüksel abinin beraber doğradılar da orada. 12'şer 13'er kilo et girdiydik oraya. Bizim düğünümüzde çok et girdiniz ama ne? Hani bizim düğünümüzde çok et girdi. 15 kilo vardı. 15 kilo hep pişirdiydik doğradıydık onu. Anca gitti çünkü. 2 kazan 3 kazan yemek oldu. 2-3 kazan yemek yaptı. Adam da çoğaldı. O ne? Hep bu yok la o hep girmedi ki. Düğünümüze gelen insanlar gidi. O nasıl yiyecek? Maşallah nasıl kalabalıktı öyle. Belli içimin. Beni bayram götür diye mamasına. Bayramca o mamasına gittik. Hadi gezelim diye çıktı. Orada mamasına sürdü. Orada bala giderdi. Cevabı aradın cevabı deyince. Yok annem bayağı da olmuş. Bayramda ne aramadı? Cevabı oğlum nerelerde sesin? Tek arardım, hiç aramıyor. Ben de aramam. Yalan söylemeyeyim de bayramdan arardı o. Bayram konuşur da bayramda ben de yazamadım. Niye yazmadın? Kutlasaydın bayramı. Hiç Allah'a gelmedi. Yani son bayramına konuştuk. Bayramdan da ne zaman konuştuk onu da hatırlamıyorum. Bir ay ne olmuştur herhalde. Onlar sürekli bakıyorlar bize. Ben Cebo'yla bayağı da konuşmazdım. Bu arada canım sevmiyorum, sevmiyorum. Yok paşam, sevmez onları. Biz de başka, Cebo da başka, bayramda başka. Bunlara onların kendi kimse. Selam olsun bunlara, onlara da buradan öpüyor hepsini. Kazımcan'ın senin arkadaşların hayırlıymış Kazımcan. Hiçbir şey demiyorlar. Geçen gün benim arkadaşımın biri, adını bilmeyeyim de video izlemez Behr annemikini de. Videoda hani sen video çek ettin diyorsun ya hangi arkadaşını daha çok seviyorsun diye. Ben de Esra'nın Yağmur adını söyledim diye bana kusmuş. Niye onu sevmiyor musun? O zaman ayrılık mı yapmayacaksın? Ya hepsini bir dedim, hepsini bir mi yiyeceksin? Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Hepsi benim için çok değerli, çok kıymetli ama Esra'nın yeri bende başkadım ama gerçekten de öyle anne. Ne olursa olsun Esra benim öz bacım gibi aynı. Her şeyimi bilir, her zaman yanımda olur. Her şeyimi, yani böyle hiç korkmadan, çekinmeden anlatırım. Gel. O karıştırıcıyı bir de görebilir miyim? Hadi gidelim. Şurada bir şeye koyuyordum kadar çekmeceyim. Ne Kazımcan? Esas altın. Benimkiler olarak kusmet ya sağ olun. Bak bayramdan Cemal'im sade yılda konuşurum. Yani niye aramı olmaz hani? Ara normal konuşurum. Bizim aynı işte. Bir tek de diyor mu? Bunlar bir konuşmadı mı? Yok çoğunda var paşam. Çoğunda olur. Aramı sormaya muhakkak olur. Bence yok ya. Mami'yle konuşurum mesela. Ben kendimle kapısıyla arkadaşım. Fotoğrafımız yok. Topçunun alt halimi konuşurum. İyice bana kahillendir bana. Lan hiç aramıyorum sormuyorum. Genel aramasam iyice şimdi bağlar bir keseceğim deyip. Ama yarın başlasam mesela can diğer olur ki yani. O bile arkadaşlıklar, o arkadaşlık işte gerçek arkadaşlık, gerçek dostluk. Zaten hani bir tane teyzem bugün video atmış ya, arkada gerçek dost dediğin masrafsız olur, çekilme, gücenme diye Havva teyzemin videosunu izledin mi anne? Bir tane koca konuşuyordu, o da orada anlatmış ya. Bakmadım, sıkıldı mı? Ana, abi aslında nasıldır? Şeker karşı olsun. Benimle karşıları paşam. Benimle birlikte ağlar. Benimle birlikte güler. Döküm mü içen gelir? Beni Ziya abi de arardı. Bana hastane. Geri dönmeyi unuttum. Ben onu başka benim için valla. Kan damlayacak. Kan ucunda adamlayacak. İçer mi? Yok paşa benimkine karıştır sen. Kazımcan iki tost tarağı yetecek mi? Üç mü yapıyor? Yok yeter abi. İyi tamam.
Çünkü dün 4 çörek kızarttık, onun da 3'ünü yedim. Dedim ha, bir de akşama kaldı, gerçi eve gelmedi, yine yedim. Hadi. Anne bu tostun içinde peynir eriyor, sünüyor, biliyor musun? O da Ahmet abinin arabayla gitti daha. Ne? Sana şişe kapın. Leğeniz. Ahmet abim var, bir şey olmaz. Yok canım, bir şey olmaz, arabada duruyor. Tamam. Şey diyecek dediler anne, bas salına gidecek dediler. Hemen onlar tutmayın diye ceketimi alabildim, indim arabadan. Annem videomuzu durduruyor mu? Kapanışımı yap istersen tam doluysa dakikan. Dolmuşturum diye. Bir de ya bir daha tuvalete gireyim. Aman karın kahvenin tadına bakayım seninkine. Video açık. Ben karıştırdım. Komik daha güzel oldu. Bir tane bakalım öyle nasıl? Bu akşamlık da bu kadar olsun sevgili takipçilerim. Bak. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hı-hı. Hayırlı cumalarımız olsun. Bu videoyu ben yarın atacağım için sabah da cuma. Cümleten tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Hayırlı cumalar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olsun hepiniz. Abi tuvalete kaçıyor. Tutun.